Of Nazlı, kaç kere erteledin sen bunu ya? Tanıştırayım bak. Olsun kız, sen menemeni bile bir başka yapıyorsun bak. İşte gastronomi öğrencisi yaşamanın faydaları. Ah Fatoş ablam, biz de keşke şu stilistle yaşamanın faydalarını bir görebilsek. Bak üstümüze başımıza, hala hazır giyin. Aşk olsun Asu. Nankör ayol. Kız sen turizmci olduğunda bize sanki 5 yıldızlı otelde bir tatil ayarladın. Hiç. Ay ben öğrenci olarak sanki kendime çok bir şey ayarladım da bir siz kaldınız. Ay mola. Sonra devam edersiniz, hadi kahvaltılıkları çıkarın, yumurta pişti. Ay Nazlı, benim bugün moralim aşırı yüksek. Burcum yükselişe geçiyormuş. İnşallah hayırlısı ve güzel bir iş bulacağım artık. Senin burcunda okudum. Diyor ki dolunaya dikkat etsin. Beklenmedik şeyler olabilirmiş. Beklenmedik bir şekilde kiramız ödenebilir mi acaba Fatoş? Çünkü ev sahibinin kapıya dayanmasına çok az kaldı. Kızım daha önceki ayı ödeyemedik. Ya ben burçlara inanıyorum. Niye öyle diyorsun? Belki de beklenmedik bir şekilde kiramız da ödenir. Çaya inan Fatoş. Çay iyidir. Çay koy. Ay aman canım, o da amma abarttı ya. Bizim Necdalar 6 aydır hiçbir şey ödemiyorlar ama paşa paşa yaşıyorlar vallahi. Canım, sen o Necda'ya çok uyuma bence. Yuh yani, onlar da biraz abartmışlar ama. Arzuman dur dur! Arzuman! Arzuman durdur şunu! Git, pardon, pardon! Fatoş! Şöyle gidin, nereye alıyorsunuz? Ay yer var! Evet arkadaşlar, herkes malzemelerini tartıp hazırladı mı? Gramı gramına doğru olsun miktarlar. Pastacılıkta oran ve tarif çok önemlidir. Oh hocam, ben çok özür dilerim. Otobüsün lastiği patladı. Geç Nazlı, geç. Şimdi bizi izle, dersten sonra sen de kendini ölçüp tartıp yaparsın. Ne yapıyoruz? Çilekli, kremalı, karamelli pay yapacağız. Malzemelerimizi sırayla karıştıracağız. Söylediğim gibi miktarlar çok önemli. Ne yapıyorsun Nazlı? Çilekli, kremalı, karamelli pay. Peki tarttın mı malzemelerini? Hayır, göz kararı ekliyorum hocam, ben size yetişeyim diye. Göz kararı hangi standartların ölçü birimi Nazlıcığım? Antakya'nın halam standartları hocam bunlar. Acayip güzel yemek yaparlar ama bayılırsınız vallahi. Bir de üstüne sepeleme var. İçimdikten fazla bir çay kaşığından az. Nazlı, sen hala iş arıyor musun? Ay her daim. Bir iş var, aşçılık işi. Detayları tam bilmiyorum ama gastronomi eğitimli birini arıyorlar part time. Ben hemen gideyim görüşme. Yalnız Nazlıcığım, sen derslere pek düzenli gelemiyordun. Hani bu iş ne kadar part time de olsa çok disiplinli birini arıyorlar. Evet, oluyordu tabii bazı aksilikler. Ama hocam şimdi yaz tatiline giriyoruz, okulda yok. Ben boşum, tamamen işime adapte olabilirim, sürekli gidebilirim. Tamam, adresi vereyim, git görüş. Ama ne olur ciddi ol, işini ciddiye al. Arıcı olanlara karşı beni de mahcup et. Güvenin bana hocam, asla. Tamam, hadi göreyim seni. Bana adresi attılar, ben detaylarla birlikte sana göndereceğim şimdi. Teşekkür ederim. Nazmiye Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Ben de şimdi CV'nizi inceliyordum. Arkadaşlarım Nazlılar. Siz de Nazlı diyebilirsiniz. Sizinle eğer anlaşırsak bir sözleşme yapacağız. İşten bahsedelim mi? Buyurun. Evet. Evet, ben de işi, yani görev tanımını çok merak ediyorum. Ferit Bey'in mutfağında özel aşçı olarak çalışacaksınız. Özel aşçı mı? Evet.
Bir itirazınız mı var? Var. Yani şöyle, ben kalabalık mutfaklarla çalışmak istiyorum. Mutfak bir çeşit usta çırak ilişkisidir. Ben de benden daha deneyimli ustalarla çalışıp bir şeyler öğrenmek istiyorum. Nazmiye Hanım, şu an master yapıyorsunuz ve bir yılınız daha var. Yazın okulda da belli başlı seminerlere katılacaksınız. Bu durumda size en uygunu part-time bir iş olacaktır, doğru mu? Doğru. Biz de size Ferit Bey evde yokken gelip onun yemeklerini hazırlayıp gideceğiniz bir iş öneriyoruz. Benim için çok iyi bir referans olmayacak sanki. Haftada 500 lira artı yol masraflarınız karşılanacak ve sigortalı olacaksınız. Ama hala tereddütleriniz varsa... Yok, tereddütüm yok, kalmadı. Bence gayet uygun. Olur. Güzel. Hem merak etmeyin, bu iş sizin için iyi bir referans olacaktır. Tabii Ferit Bey'in yanında uzun süre çalışabilirseniz. Buyurun eve geçelim. Ferit Bey bu evde tek başına yaşıyor. Saat 8'de evden çıkar, saat 9'da da bir temizlik görevlisi gelir. Siz de... 10'da geleyim. 12'den önce gelmeyin, 5'ten sonraya da kalmayın. Bu süre zarfında işinizi ne kadar sürede bitirirsiniz, orasını siz bilirsiniz. Zaten Ferit Bey yemeklerden memnun kaldığı sürece bizim için sorun yok. Mutfağa geçelim. Ferit Bey akşam 7'de gelir ve 7.15'te de yemeğinin hazır olmasını ister. Fırını ona göre ayarlayın lütfen. Tamam. Anladım. Ben bu modelleri zaten biliyorum. Zamanlama işi bende. Hatta ben arada börek falan yaparım. Ferit Bey parmaklarını yer. Nazmiye Hanım, ya öyle kafanıza göre yemek yapmayacaksınız. Ferit Bey'in istekleri doğrultusunda hazırlanmış listeye göre hazırlayacaksınız. Ya Ferit Bey sizden değişik bir şey isterse zaten öncesinde haber verir. Buyurun. Yemek listesi mi? Hı hı. Bir tanesi yemek listesi, diğeri de alışveriş listesi. Nazmiye Hanım, mutfaktaki buzdolabından da bir şey alıp yemeyin. Çamaşır odasındaki buzdolabında çalışanlar için her şey mevcut. Oradan istediğinizi alabilirsiniz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, gayet iyi anladım. Güzel. Ferit Bey'in kurallarına ve o listede yazanlara uyduğunuz takdirde bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Son bir yılda sayısız aşçı değiştirdik. En uzun kalanı sanırım 1,5 ay kaldı. Geldiği günün ertesi gün giden de çok oldu. İkbal Hanım, endişelenmeyin. Ben gayet sorumluluklarımın bilincindeyim. Öyle bir günde istifa falan edip sizi zor durumda bırakmayayım. Zaten diğerleri de istifa etmedi ki. Ferit Bey kovdu. Ferit Bey'in evdeki düzenini sakın bozmayın. Yani eşyaların yerini sakın değiştirmeyin. Yani bir tuzluğun bile. Olur olur. Güzel. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Nazmiye Hanım, sizin yeriniz mutfak. Yani işiniz mutfakta. Evin geri kalanına adım dahi atmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok net. Kolay gelsin. Sağ olun. Ferit Bey amca sensin demek. Büyük megalomansın yalnız belli. Baş köşeye de gelmiş, kendi fotoğrafını koymuş. Her şey yolunda anneciğim, gerçekten. İş, ama bildiğin iş işte, restoran. Patronum mu? Patronum da çok iyi. Ağzı var, dili yok. Hiç ayağımın altında dolaşmıyor. Asuman mı duymamıştır anneciğim? Yoksa açardı. Çok çalışıyor gerçekten bu ara. Tabii tabii, şimdi sınav haftası ya, hep sabahlıyor. Tamam anneciğim, ben aratırım ona.
Babamı da öp, görüşürüz. O da vallahi yani ne yazdı, ne yazdı. Yazmasaydım da ne yapsaydım Asuma? Elin adamının özel aşçısı mı oldum deseydim. Hep seni okutacağım diye bunlar. Kalk ders çalış. Aa. Kalk. Ay, boğdun beni. 3 saniye de boğdun beni yani. Dur, dur, dur. Annemleri de ara. Efendim İkbal Hanım. Evet, şimdi geldim eve. Birazdan gireceğim içeri. İnşallah etraf düzenlidir. Yeni aşçı da işinin ehlidir. Tamam, bir aksilik görürsem sabah beklerim, ararım sizi. Enginar'ın terbiyesi masada. Yemeden önce dökerseniz daha lezzetli olur. İkbal Hanım, bu yeni aşçıyı değiştirin. Evet. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar. Kızım, senin tersin pistir. Hocalarla bile geçinemiyorsun. Patronla nasıl anlaşacaksın ya? Çok kolay. Hiç görüşmüyorsun. Yani ben 12-5 çalışıyorum. O çıktıktan sonra gidiyorum işe. O gelmeden de çıkıyorum. Temiz iş. Yani anlayacağımız adam ablamı sadece yemeklerine göre değerlendirecekmiş. Yani bizimkinde öyle uyuz, inat çallarını falan gördüğü yok. O yüzden kısa vadede kovulmazsın sanki. Görüşmezsek uzun vadede de kovulmam ben. Görüşürsek kavga ederiz, o kesin. Evde garip garip kurallar var böyle. Her şey milim milimini ayarlı. Cetvelle çizilmiş sanki. Yani böyle yaşlı, huysuz, zengin tayfası. Öyle çalışıyor demek ki onları. Dün akşam Kenginer'de olmasından sonra bu hiç açmadı. Neredeydin dün akşam? Evde. Ha, yeni bir aşçı başladı da ben de Kenginer'de olması istemiştim denemek için yani. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Hı hı. Hem de Kenginer'de olması istemişsin. Yok, Kenginer'de olması 10 üzerinden 9. Ben notu başka bir yerden kırdım. Yani Allah Allah. İlk günden 10 üzerinden 8 alan bir aşçı da hiç olmamıştı. Kadın mı, erkek miydi? İsmi Nazmi'ymiş. Yani muhtemelen yaşlı bir kadın. Yani kabukları kesme şekli, içini doldururken özeni falan. Ne bileyim, gençlerde öyle bir sabır yok. Evde uyulacak kurallar listesi var. Düşünebiliyor musunuz? Askeri kamptayız sanki. Yaşlı olduğu için de oturmuş bazı alışkanlıkları belli bir düzeni var. Kendince mutfakta bir takım değişiklikler yapmış. Ama tabii ben öyle patron matron anlamam. Mutfakta şef benim. Ya hiç kusura bakmasın, yaşlıya hürmet de bir yere kadar. Orası benim evim. Hele bir mutfağıma, düzenime karışmaya kalkmışsın. Yok, itiraz ederse de kapı orada. Çarpar kapıyı çeker giderim, çok mu zor? Ha Berit. Unutma, hafta sonu çiftliğe yemeğe gidiyoruz. Annen kaç gündür başım etini yiyor. Engin, ben gelemem. Okumam gereken yüzlerce rapor var. Bak, kaç haftadır kimse gelmedi dedi. Öğleden sonra toplantıda görüşürüz Engin. Ben de tamam demiş bulundum. Toplantıya raporları okumuş olarak gel. Eşyaların yerini değiştirmeyin. Simetri bizim için önemli. Basit bir şey istiyorum sizden. Anladınız mı? Merhaba. Hanımefendi yeni temizlik görevlimiz. Eski çalışanın işine son verildi. Artık Asiye Hanım'la çalışacağız. Asiye Hanım, ne demek istediğimi anlatabildim, öyle değil mi? Evet efendim. Güzel. E gidebilirsiniz o zaman. Teşekkürler. Ay, bu evin de ne çok kuralı tertibi varmış. E tabii sen eskisin. Alışmışsındır düzene. Oh, tabii. Eskiyim bayağı. Kolay gelsin sana. Hayırlı olsun. Ha, Nazmiye Hanım. Ferit Bey'e not bırakmayın. Not? Ha, onlar. Onlar bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirmeyin Nazmiye Hanım. Siz işinize bakın. Yemeğinizi yapın, çıkın.
Hayda. Sonra Nazlı nasıl not yazmasın? Maşallah her şeyi biliyorsunuz ama bunların dolaba konmayacağını bilmiyorsunuz. Ya ne yapıyorsun? Bütün plan boşa gider. Ne yapacağız böyle? Aynen öyle yapacağız ama yine saklan saklan saklan. Bu küçük şakacı bey, Ferit Bey'in yeğeni Bulut. Evde bir oyuncak kalmış da biz onu almaya geldik. Bu da Tarık abi. Memnun oldum Tarık abisi. Merhabalar, ben de memnun oldum. Ferit Bey'in ve şirketin özel işleri benden sorulur. Yani bazen arabayı kullanıyorum, bazen de asistanlık yapıyorum. Güvenlik görevlisi yeni aşçı geldi deyince bir uğrayalım biz de merhaba diyelim dedik. Ben dozerimi almaya gelmiştim, salondadır. Getirmeyecek misin? Hayır. Oyuncağını istiyorsan gidip kendin almalısın. Hem zaten benim mutfak dışında yerlere girmem yasak. Çok saçma. Ya tuvalete gitmen gerekirse? Mantıklı ama. Neyse gel hadi oyuncağını alalım. Sonra da gideriz Bulut. Annen istediğin kadar kalabilirsin demişti. Hem ben de gelmişten birazcık oyun oynayacağım salonda. İstersen gel beraber oynayalım. Çok isterdim gerçekten. Ama gördüğün gibi mutfakta işim var. Ben de zaten tek başıma oynayacaktım. O zaman ben yarım saat sonra gelip alırım. Olur, sorun yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Ay ne bileyim Fatoş ya, ihtiyarın yeğeniymiş. Büyük dayı falandır herhalde. Meyve suyu istiyorum. Yani sevimli bir çocuk da biraz şımarık. Suyu istiyorum dedim. İşim var, gelip kendin al. Ya of, hep senin yüzünden öldüm. Fatoş, ben şuna bir bakıp geleyim, tamam? Hadi öpüyorum, bay bay. Oo, gittikçe daha çok dağılıyordu. Acıktın mı? Hayır. Ya benim annem gelmeden eve dönmem lazım. Hani annenin haberi vardı? Sen benim başım belaya mı sokacaksın? Ya ne yapayım? Bilgisayarım bozuldu. Oyunum yarım kaldı. Ben de dayımın tabletinden oynayayım dedim. Hem bak annemin haberi bile olmaz. Ben o gelmeden eve gitmiş olurum. Bak sen, senin için yalan mı söyleyeceğiz yani? Hiçbir şey söylememek, yalan söylemek olmuyor. Mantıklı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önce buraları güzelce topluyoruz. Bana yardım ediyorsun. Tamam. Bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz veriyorsun. Söz veriyorum. Sonra bugünü unutuyoruz ve bu ikimizin sırrı olarak kalıyor. Anlaştık mı? Anlaştık, süper. Çak. Söz. Hadi Tarık abim gelir yarım saate. Nazlı. Ha. Senin salona girmen de ikimizin sırrı olsun mu? Olsun. Bir gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma. Makarna sosu buzdolabında. Yemeden önce eklersiniz. Dile benden sen ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark et. İstersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim. Şimdi girdim içeri. Tamam gelince. Aa, yok artık ya. Yine kaldırmış her şeyi.
Bu tuzluğumu, biberliğimi, yağdanlığımı, kaşıklarımı. Ya sen mi çalışıyorsun mutfakta? Sen otur yemeğini ye, bak önüne geliyor ne güzel yemek. Fatoş, ben çözdüm. Bu adam bunamış. Bahçeye dikemediğim için saksıda kalacaklar. Toprağı kurudukça su verebilirsiniz. Bu ne? Börek sosuydu. Afiyet olsun. Ortalıkta boş kap bırakmayın. Etrafa not yapıştırmayın. Size yeni reçel yaptım. Bence sevdiğiniz organik markadan daha güzel benim reçellerim. Afiyet olsun. İyi pazarlar. Alışverişi gündelik yapın. Buzdolabı çok dağınık. Yoğurdu yeni mayaladım. Ağzını açmayın, yerini oynatmayın. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğunu? Bu evde rutubet yok. Tuzluğa pirinç koymayın ve not yapıştırmayın. İz bırakıyor. Mutfakta yemek pişiyor. Tuzluktan nem çekiyor. Pirinç lazım. İstersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım ya. Beni özletme. Hadi artık aşk yorum küçücük. Yapışkan izi olmaz artık. Hayret bir şey ya. Adam deli, kadın ondan da deli. Vallahi Allah sana kolaylık versin bunlarla. Asiye Hanım'ı... Evet, işine son verildi. Şimdi yeni bir temizlikçi yerine yeni bir eleman ajansı bulmam gerek. Nazmiye Hanım, sizin temizlik işleri için bir tanıdığınız var mı? Ben... Pardon, anlayamadım. Ben yaparım diyorum. Ev zaten tertemiz. Ferit Bey de tek kişi. Bir saat erken gelip birer saatte geç çıktım mı tamamdır bu iş. Hem artık ben Ferit Bey'in kurallarına da hakimim. Şimdi temizlikçiye ayrı para, sigortası falan filan. Bana zam yaparsınız. Mantıklı. Tamam, deneyelim sizi. Yalnız Nazmiye Hanım, rica ediyorum öyle not yazmak gibi saçmalıklara girmeyin. Kolay gelsin. Sağ olun. Aferin Nazlı. Bugün evde yemek yemeyeceğim. Erken çıkabilirsiniz. Hayırdır, erken geldin. Beyefendi not bırakmış. Yemek istemiyormuş bugün. Ama sırf işkence olsun diye Nazlı bir gitsin gelsin demiş. Aa, tam isabet oldu biliyor musun? Bizim şu organizasyon firmasından aradılar. Bir etkinlik yapacaklarmış. Son anda gelmeyecek garsonlar olmuş. Acil eleman lazımmış. Ha, olmaz Fatoş. Git gel, yoruldum ya. Ya Nazlı öyle dandik bir organizasyon değil. A+ özel bir organizasyon. Zengin tayfasına yani. Gidelim, 3 kuruş para kazanırız. Biraz da ortam görürüz. Vallahi ben bugün zam aldım. Aa. Kız oturalım, ben sana bakarım. Kızım senin de paraya ihtiyacın var. Bak telefonun iyice bozuldu, 1/2'de kapanıp duruyor. Yani her seferinde saatleri ayarlamaktan saatleri ayarlama enstitüsü gibi oldun. Ay vurma yüzüme Fatoş. Ya hadi ya, ne oldu? Vazgeçmeyeceksin. İyi, tamam. Tamam, Asuman'a söyle o da gelsin. 3 kişi eksikmiş. Asuman olmaz. Arkadaşlarına ders çalışmaya gitti benim akıllı kardeşim. Ay o kesin instoşa fotoğraf çekme teknikleri çalışıyordur Nazlı. Külahımı anlatsın. Ne yapayım Fatoş ya? En azından nerede olduğunu biliyorum. İçim rahat. Hadi hazırlanalım geç kalmadan. Koş. Fatoş'cum boşuna zahmet etmesek mi acaba? Çünkü ne gerek vardı deyip kovacaklar bizi. Ne yapalım canım? Onlar da bizi son anda aradılar. Ayrıca geç kalacağımızı biliyorlar. Tatlım, insanlar nereden bilsin senin gardırop önünde geçirebileceğin süreyi? İçeride garson olabilirim ama dışarıdaki hayatımda stilimden ödün veremem Nazlıcığım. Hiç kusura bakma. Ay bir dakika, iyice dağıldım. Şurada bir kontrol edeceğim. Ay doyamadı bakmalara. Ay sen gir, bir kontrol edip geliyorum.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok iyi adamdır. Evet, evet. Aganta burina burinata. Vay. Vay vay. Deniz. Hoş geldin lan. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Neredesin abicim sen kaç gündür? Güney Amerika'daydım ya. 2 hafta falan oldu. Güney Amerika'daydım, 2 hafta oldu döneli. Ulan insan bir haber vermez mi? Tamam gittin, döndün. İnsan bir telefon açar. Ha şirkete uğrar. Önemli işler var oğlum. Önemli işler var gündemde. Hiç mi merak etmiyorsun bunu? Abi ben ailenin sanatçı ruhlu evladıyım ya, bilmiyor musun? Abi. Beste falan yapıyorum böyle evde tek başıma. Ortak senin bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Bir dakika, bir dakika. Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Doğru söylüyorsun maalesef. Ne oldu? Ha. Gördü galiba yine birini. Geliyorum. Hadi git yakala. Ne haber? Tanıyor musun? Yok ama yakında tanışırız bence. Afiyet olsun. Çalış. Aynı hastalık. Ay ne güzel tekneyle geldiler ya. Ah, teknen adı Açiko, ne güzel. Benim teknem olsa var ya ben de Açiko koyardım. Aa, Açiko. Ne demek ki acaba? Ya Açiko. Batoş, bir bakar mısın? Çok affedersiniz, ben kulak misafiri oldum da merak ettim. Açiko'nun gerçekten anlamı nedir? Açiko, Japonca 8 tane demek. Ama kelimeyi benim için özel kılan Japonya'da bir köpeğin adı olması. Tokyo'da yaşamış 1930'lu yıllarda. Sahibi üniversitede hocaymış. Açiko da her sabah sahibini tren garına kadar bırakıp her akşam işten dönmesini beklermiş. Peki nasıl meşhur olmuş? Açiko yine bir akşam sahibini karşılamak için tren garına gitmiş. Ama sahibi gelmemiş. O gün okulda kalp krizinden ölmüş. Ha. Yazık. Ama Açiko vazgeçmemiş. Her akşam tren garına gidip sabaha kadar orada beklemiş. 10 yıl boyunca. Ta ki öldüğü güne kadar. Müthiş. Hayvanların onlara verdiğiniz ufacık bir emeğin karşılığını koskocaman bir sadakat olarak geri ödemeleri muazzam bir şey. Keşke onları korumak için daha fazla şey yapabilsek. Çok haklısın. Hayvanlar için çalışıyorsun galiba. Hayır. Ama elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gittiğim bir barınak var. Hani elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum sık sık. İlla para olması gerekmiyor. Mama, battaniye. Hatta evde kullanmadığımız gazete ve dergiler bile o kadar çok işlerine yarıyor ki. Ben de çok ilgilenmek isterim. Evde böyle bir sürü kağıt falan var atılacak. Ya başka türlü de ilgilenmek isterim. Sizin barınağa birlikte gidelim mi? Numaranızı alabilir miyim? Bizim barınak olması şart değil. İhtiyacı olan bir sürü barınak var. İnternetten bilgilerine ulaşabilirsin. Aa, beyefendi hiç internetle uğraştırmayalım bence Nazlı'cığım. Nazlı'nın bu konuda çevresi çok geniştir. Ben size söyleyeyim numarasını, yazın isterseniz. Hatta verin isterseniz ben yazayım, daha kolay olur. Nazlı diye kaydettim. Nazlı. Ben de Deniz. Barınak danışmanı olarak kaydediyorum. Tabii tabii. Olur. Biz işimize dönelim. Hadi Fatoş'cum. Ya ne iyiyiz ya? Adam ya sapıksa ya manyaksa nasıl verirsin sen benim numaramı? Ay ne olacak ya? Beraber köpek beslersiniz işte. Ay çok romantik. Geçen seneki yelkenli gerçekten çok güzeldi. İyi geçti. Pardon. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hop 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 hop. Tamam. Bir saniye beyefendi, hemen hallediyorum. Siz kıpırdamayın, ben halledeyim isterseniz. Beyefendi bu taraftan daha kolay. Ben halledeceğim şimdi. Siz kolunuzu sabit tutun yeter. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Ama beyefendi kopartacaksınız. Ben halledeyim mi? Müsaade ederseniz. Bir izin verirseniz, çekiştirmezseniz ben halledeceğim. Murat Bey kusura bakma. Bir saniye beyefendi. Tamam oldu. Ya ne yaptınız? Daldı hepsi. Beyefendi eğer siz acele etmeseydiniz ben onu çıkartacaktım. Hanımefendi sakin olun. Tamam ben zararınız neyse tazmin etmek isterim. Öyle her zararı tazmin edemezsiniz beyefendi. Onun benim için manevi değeri vardı. Ayrıca yani yarı özel taşlardan yapılmış kişiye özel bir tasarımdı o. En az bir 50 lirası falan hatta 100 lirası var. Buyurun. İstemez. Hiç gerek yoktu ama teşekkür ederiz. Ya.
Fatoş ne yaptın sen ya? Benim derdim de senin derdin ne? O bilekliği sen bunun doğum gününde yapmıştın. Kız ne olacak? Bir tane daha yaparım. Hatta üç tane daha yaparım. Of Asuman of. Yine kredi kartının bütün limiti gitmiş. Hayır hiç düşünmüyor beni ya. Bu Nazlı neye yetişsin? Japonca kuruma mı yetişeyim ben? Kredi kartına mı yetişeyim, kiraya mı yetişeyim? Kiraya, kiraya. Nazlı bak bu ay kirayı ödemek zorundayız çünkü artık Bahtiyar amcadan kaçamıyoruz. Şu Japonca kursuna bir ara veriver ya. Hayatı attı hantuhunt. Vallahi sıkılmadın gitti. Kızım sen nasıl arkadaşsın ya? Bana hayallerinden vazgeç mi diyorsun? Arkadaşım sen 40 kere itiraz etsen de ben 40 kere aynı şeyi söyleyeceğim. Hayallerini gerçekleştirmek için zengin bir kocaya ihtiyacın var. 41. kez itiraz ediyorum. O kadar fiyakalı restoranlara girdin çıktın. Hani bir tane böyle zengin bir restoran sahibi. Böyle zengin bir şef. Ayarlayamadın gitti. Ay Fatoş çok meraklısıysan sen ayarla. Ay meraklısıyım evet. Yani ortam vardı da ben mi ayarlamadım Nazlı? Anca konfeksiyon atölyelerinde staj yaptım ben. Of. Hadi kalk yatalım Fatoş ya. Ayrıca hayallerimdeki restoranı açtıktan sonra ona da sıra gelecek. Tamam canım hayallerindeki restoranı aç ona bir şey demiyoruz. Sadece şu fakirlerle ilgili bir hayal kurma yani o benim sinirim bozuyor biraz. Bebeğim ya. Fatoş beni fenalık bastı gerçekten yeter. Tamam ben aldım zaten alacağım. Alo. Alo selam Nazlı. Deniz ben. Hani bu yaza merhaba etkinliğinde tanışmıştık. Deniz merhaba hatırladım partiden. Ya sen bir hayvan barınağından bahsetmiştin ya. Ben evde gazete dergi falan hepsini topladım. Bugün gidip götürelim mi? Çok isterdim gerçekten ama benim önceden verilmiş bir sözüm var bugün için. Başka zaman yapalım mı? Olur. Yani barınak orada duruyor sonuçta. Olur başka gün gideriz. Tamam haberleşiriz o zaman. Görüşürüz. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne kıymetli malın varmış arkadaş. Üf, aman ya Nazlı bırak. Takarsın şimdi çizilir mizilir. Ferit amcayla uğraş dur sonra. Aç kızım sen yine telefonunu.
Efendim Engin, ne oldu? Şimdi geldim eve Engin. Yani çok yorgunum. Size iyi eğlenceler. Ay aferin Nazlı, bardağı makineye koymamışsın. Sen kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söylemem. Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Hadi git. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Sen. Ferit Bey sizsiniz mi? Sen şu etkinlikteki garson kız değil misin? Ne dolap çeviriyorsun sen? Siz... Hatırladım, evet. Ferit Bey, ben tam çıkacaktım. Geç kaldım, dalmışım. İyi de evimde ne işin var senin? Aşçınızım Nazlı. Nazmiye Hanım'a ne oldu? Öldü. Nazmiye benim babaannem. O rahmetli olunca adını bana vermişler. Devlet daireleri, bir de İkbal Hanım bana Nazmiye diyor, sağ olsun. Ama siz Nazlı diyebilirsiniz. Daha kolay hem. O yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Notları da sen yazıyorsun. Evet, ama onlar bilgilendirme amaçlıydı. Ferit Bey, çok özür dilerim. Ya benim çoktan çıkmış olmam gerekiyor. Çünkü İkbal Hanım beni sürekli uyarıyor. Ferit Bey gelmeden o evden çık diye. Ben normalde çıkarım ama telefonumun saati benim böyle ikide bir kendini sıfırlıyor.
Bugün de sıfırlamış herhalde. Ben de yemek, temizlik kontrol etmeyi unutmuşum. Temizlik? Onu da ben yapıyorum. Ferit Bey, ben farkındayım. Hiç hoş bir an olmadı bu. Tabii kesinlikle benim hatam. İkbal Hanım'la konuşurum. Gerekirse yeni aşçı gelene kadar kalırım. İşin uzarsa İkbal Hanım'a haber vermen yeterli. Eve döndüğümde içeride biri olduğunu bileyim. Ayrıca bir daha sarmaya kuş üzümü koyma. Sevmem. Tamam. Ya nasıl oldu biliyor musun? Bu aldı elini indirecek kafama. Ki indirse var ya beynimi toparlayamayız bir daha. Ay Allah korusun. Gerçi adam da haklı. Korktu bence. Çünkü bir tedirgindi. Dünya ne kadar küçük Nazlı. Demek bilekliğe 100 lira veren adam ha? Tüh, bilseydim daha çok isterdim. Fatoş sen manyak mısın? Ya o adamın ne olduğunu bilseydim ben kuruş para almazdım. Rezil olduk sayende. Bak laf anlatıyoruz burada kalktı gitti ne yapıyor? Nazlı çok merak ettim. Bakmazsam çatlarım vallahi. Neydi bunun ismi? Ferit. Soy ismi neydi? Neydi ya? Dur. Yok. Hatırlamadım. Şu yaza merhaba etkinliğine gitmiştik ya. Onu kimler düzenlemiş? Ben oradan bulurum onun ismini. Pusula Holding. Ferit Aslan ve Demir Kaya. Vallahi Ferit Aslan'la ilgili özel çok bir yazı yok. Yani ortamlara girmeyi sevmiyordur belki adam. Memleketin en zengin, en gözde bekarlarındanmış. Neden acaba? Genç ve yakışıklı diyedir. Yakışıklı olduğunu kabul ediyorsun yani. Ay Fatoş, laf söylenmiyor yanınızda. Allah sahibine bağışlasın, bize ne? Ya kızım sahibi yok diyoruz işte. Çöpsüz üzüm. Atla şuna balıklama dal. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim Nazlı ya? Aa, fotoğraflara bak. Abi adam resmen ateş ediyor be. Ben geldim. Fark ettim. Hoş geldin. Merhaba. Aa, Zeynep Hanım'la Demir Bey bu akşam bir düğüne katılacaklarmış da. İşte Bulut da dayısıyla vakit geçirmek istedi. Ben aslında sizden bir şey rica edeceğim. Akşam Ferit Bey gelene kadar evde Bulut'la vakit geçirseniz olur mu? Yani işiniz yoksa tabii, işiniz varsa ben de şey yapabilirim. Tamam, ben hallederim. Sorun yok. Süper. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bulut. Hadi oyun oynayalım. Tablet oynayacağım ben. Tablet oyun sayılmaz. Gerçek bir oyundan bahsediyorum. Hadi. Aa. Sen kaşındın Bulut. Sen gelirsin günün. Keşke seni tabletle bıraksaydım ben. Çocuk değil canavarsın. Dayım da bana sevimli canavar diyor. Vallahi dayının evin şu halini gördükten sonra sana sevimli canavar diyeceğini hiç sanmıyorum. Hadi sana başka bir oyun bulalım. Tabii önce buraları toparlayalım. Bahçeye ev yapalım mı? Ev mi? Hı, çadır evi yani. Tamam yapalım ama önce buraları toparlayalım. Bir de bu bizim küçük sırrımız oluyor, anlaştık mı? Anlaştık. Çok. Hadi bakalım iş başına.
Alo, Tanju ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Süper. Şey soracağım, sen mekanda hala canlı müzik çalacak birilerini arıyor musun? Senden bir ricam olacak. Aslında tavsiye. Bizim Ali var, sesi çok iyi. Sahnesi de çok güzel. Bir hafta falan sende çıksa, daha sonra elektriğiniz tutarsa çalışırsınız belki. Ne dersin? Ha Ferit. Ferit. Efendim? Biz akşam Demir'le şu düğüne gidiyoruz. Hani söylemiştim ya sana, söylesem. Ya vallahi aşkına beni karıştırmayın, lütfen. Gelmezsin, biliyorum. O yüzden söylemiyorum zaten. Bulut da seni çok özlemiş, biraz vakit geçirmek istiyordu. Biliyorum, konuştum. Ben de onu çok özledim. İyi, o zaman siz biraz zaman geçirin. Sonra Tarık gelip alır onu. Aa, bu arada cuma günü Bay Nakatani geliyormuş Tokyo'dan. Evet, biliyorum. Herhalde ortağımızı bir güzel arayacaksın değil mi evinde? Ağırlamaz mıyım canım? Benim evimin bahçesinde kahve içmek bir ritüel oldu artık. Tabii, ne ritüel? Vay be! Çok güzel oldu. Vallahi ben de bu kadar iyisini yapabileceğimi düşünmüyordum. Kızılderilik oynayalım mı? Bak şimdi ben bir kızılderili olacağım. Sen de böyle şapkalı mapkalı bir tane kovboy olup beni yakalamaya çalışacaksın. Bulut'cum, ben kovboyculukta pek iyi değilim. Ama istersen seninle kurabiye yapabiliriz. Hem de Japon kurabiyesi. Japon kurabiyesi mi? Ayy, hadi yapalım. Ama ondan sonra gelip tekrardan oynuyoruz, tamam mı? Peki, peki, peki. Bakalım yakışıklı yeğenim benim. Oh, dayısının bir tanesi yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Hı? Canım dayım benim. Hı. Biliyor musun biz bugün Nazlı ile çok eğlendik. Öyle mi? Ver bakayım ellerini sen. Ama ellerin çok pis senin. Ha? Koş çıkar da öyle gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Nazmiye Hanım, bu evin hali nedir böyle? Ya biz Bulut'la oynarken biraz dağıttık ama hemen toparlıyorum. O çocuk dağıtabilir. Ama sizin işiniz bu evi düzenli ve temiz tutmak. Size eve döndüğümde evi düzenli görmek istediğim söylenmedi mi? Söylendi. Bunun nesini anlamadınız? Anladım Ferit Bey. Kusura bakmayın. Sen üzüldün mü? Azıcık. Dayım bazen sinirli olabilir. Ama aslında çok iyi biridir, biliyor musun? İstersen sen onu nasıl güldürebileceğini öğretebilirim. Canım. Bulut'cum, sana bahçede bir sürprizim var. Sürpriz mi ne? Sen geç, geliyorum hemen. Nazmiye Hanım. Bulut bu gece misafirimiz. Yemek servisine kalabilir misiniz? Lütfen. Olur, kalırım. Merak etmeyin, fazla mesainiz ödenecek. Gerek yok Ferit Bey. Sen Bulut'a dua et, sinir. Tamam o zaman, ben gelirim bugün. Konuşuruz. Olur. Tamam, görüşmek üzere. Hemen çalmamızı istiyorlar. Şimdi gideceğim görüşmeye. Ne güzel işte. Yani yeni bir fırsat. Gerçekten aramış mıydı seni?
Evet. Yani uzun süredir soruyordu diyorum ya, bildiğin güzel bir ses var mı diye. Teşekkür ederim. Aliye, ben bir şey yapmadım. Sen kendi şansını kendin çağırdın. Aramızda ne olursa olsun hep yanında olacağım. Bana en çok sen inandın Deniz. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Eski haline gitti artık. Yan yanayız. Hazır mısın? Evet. Bas. Yani çok rüzgar var. Bulut, hep önüme kırıyorsun. Gerçekten işin gücün sahtekarlık. Yine önüme kırdın ve gidiyorsun. Ama ne yapayım, sen çok hızlı gidiyorsun. Bak, dümdüz gidiyoruz Bas. Değiştirebilir miyiz? İyi, al tamam. Biraz geriye de alıyorum, tamam mı? Avans veriyorum sana. Ama ben bineyim, bekle beni. Allah Allah ya, yine... Niye çarpıyorsun bana sürekli? E, çarpmadın, sen kendi kendine yapıyorsun. Çok güzel kokuyor değil mi dayı? Evet, ayrıca gayet güzel görünüyor. Salata da hazır. Nazmiye Hanım. Bu ne? Çökelek salatası. Dolapta biraz çökelek kalmıştı. Ben de hemen salataya koyuverdim. Roka salatası istediğimi yazmıştım. Menünün değişmesinden hoşlanmadım. Söylenmiş olmalı. Ben seversiniz diye düşündüm. Sebep? Çünkü... Ben istedim. Çünkü ben istedim. Sen istedin. Çökelek salatası. Nazlı abla da yaparım tabii dedi. Madem sen istemişsin, tamam. O zaman afiyet olsun. Sen bizimle oturmayacak mısın? Hayır Bulut'cum, ben mutfağı toparlayıp çıkacağım. Ne olur kal ya, lütfen. Siz de lütfen bizimle oturun. Tamam, tabak çatı alıp geliyorum o zaman. Kandırdığını falan sanma. Çökeleğin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Hiç de bile. Çökelek yani peynir. Hem dayıcığım, ben artık büyüdüm. Her şeyi yiyebilirim. Çökelek salatasını hayatında ilk kez duyduğuna eminim ben. Yemezler küçük bey. Bal gibi de yerler. Bak yedin işte. Nazlı abla, sen anneni özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Onlar da beni. Ama benim istediğim okul öyle her yerde yok Bulut. O yüzden ayrı kalmak zorundayız. Dayı, Nazlı abla yemek yapma okuluna gidiyormuş. Ama zaten çok güzel yemek yapıyor. Ya bence okula gitmese de olur. Teşekkür ederim Bulut. Ama benim istediğim işi yapmak için öyle sadece güzel yemek yapmak yetmez. Profesyonel çalışmak başka bir şey. Size afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Mutfağı toparlar çıkarım. Ya ne olur biraz daha kalsaydın ya. Bulut, yapacak işleri vardır bir dahaki sefer geldiğinde. İşim var mı? Yoktur bence ya. İşim yok ama... Bak, iş yokmuş işte. Hadi ne olur birazcık daha kal. Film izleyelim mi? Olur, izleriz. Nazlı'yla ben seçeriz filmi zaten. Yazlık sinemada olsun. Yazlık sinema nerede? Bir şey mi oldu Bulut'cum? Tuvalete gideceğim. Hı. Hayır, tek başıma gidebilirim. Büyüdüm artık ben, bebek değilim. Haklısın. Ben yokken Nazlı'yı üzme. Çok sevimli bir çocuk. Annesi çok şanslı. Evet öyle, yaşından olgun. Benden daha çok şey bildiğine eminim. Bana çekmiş, ben de küçükken böyleymişim.
Sizin bir zamanlar çocuk olduğunuza inanmak çok zor. Annem de öyle söylüyor. Hatırlamakta zorluk çekiyormuş çocukken nasıl olduğumu. Ben tam çocuk gibi çocuktum. Böyle ağaç tepelerinden inmezdim. Dizlerim hiç yarısız kalmadı. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Mutfakta yanından ayrılmazdım tabii. Birlikte hamur açardık. Sonra arkası geldi. Hobim oldu. Meslek olarak seçmek daha ileri bir adım ama. Aslında öyle değil. Yani insan sevdiği işi yaptığı zaman o artık iş olmaktan çıkıp keyif haline geliyor. Yani benim için öyle. Bir de üzerine para kazanıyorum. Daha ne olsun? İşle hobiyi karıştırmamak gerekir bence. Sonra da o kutudaki oyunlardan oynayalım mı? Tatlım ben bence bayağı oturdum zaten. Mutfağı toparlayıp çıkayım artık. İyi geceler. Tarık birazdan gelir. Bulut'u bırakırken siz de bıraksın evinize. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz Bulut. Görüşürüz Nazlı. Hadi koş topla eşyalarını. Hadi, hadi. Küçük maymun. Anlat bakalım ne yaptınız bu kadar saat? Fatoş anlattım ya. İşte patronun yeğeni geldi. Ve çocuğa muzlu süt kurabiye falan yaptım. Bayıldı. Bir de o kadar sevindi ki. Böyle kıvır kıvır saçlar, poğaça poğaça yanaklar. Gitme kal falan dedi bana. O yüzden oyalandım biraz. Vakit nasıl geçti anlamadım. Değiştirme lafı için Nazlı. Bu kadar saat kurabiye yapmadınız herhalde. Başka ne yaptınız? Film izledik. Film mi? Çizgi film Fatoş. Aa. O kazma patron da çocukla beraber çizgi film mi izledi? Çocuğa karşı hiç öyle değil biliyor musun? İnanılmaz seveceğim. Böyle o kadar sahipleniyor ki çocuğu. Bayağı şaşırdım. Bakıyorum artık gıcık olmuyoruz Nazlı. Hatta inceden bir hoşlanıyor muyuz? Neyiz? Fatoş. Kurma kafanda öyle şeyler. Yani adam çocuğa karşı iyiydi. Allah bozmasın. Ben anlarım Nazlı. Beni kandıramazsın. Gitme kal diyen çocuk değil de adam olsaydı ya. Fatoş sen iyice delirdin. Ben çay koyayım. Niye meyve getirdin ki? Ben çay istemiştim. Hadi kaç kaç sen. Mutluyuz bakıyorum. Artık dün gece ne yaşandıysa. Oo Asuman'cığım neler yaşandı neler. Anlatayım ister misin ablacığım? Servise kaldım, yemek yaptım. Çok aksiyonlu bir geceydi. Çünkü normalde hiç yapmam böyle şeyler. Geç sen bunları geç, sen bize gerçekleri anlat. Ay Fatoş ne olur sustur şunu, öldüreceğim. Asuman'cığım yaz okulu seni bekler anacığım hadi. Ay Fatoş ablacığım sen böyle bir gün bir laf sokmadan rahat edemiyorsun değil mi? İçin falan darlanıyor senin. Ay yaz okulu bile bu ortamdan daha eğlencelidir zaten. Kalmadım size. Biz de seni çok seviyoruz Asu. Sen rahat rahat süslenebilirsin Nazlıcığım. Ne giyeceksin? Ya Fatoş aşk olsun ne süslenmesi. Ruj sürdüm ben. Dudağım çatlamış. Şaka yaptın bebeğim benim. Vallahi aşk yarıyor sana. Ah ah Nazlı asıl ben ayağıma kadar gelen fırsatı nasıl kaçırdım sen biliyor musun? O şirketin yaz partisi gününde yakışıklının biri bana kartını vermişti ya. Arayacağım çocuğu. Bulamıyorum kartı, delireceğim. Elindekinin kıymetini bil kızım. Çık dışarı Fatoş. Bak şunu giyebilirsin, çok güzel. Giymeyeceğim onu. Sen giy, çık. Ay üf, iyilik de yaramıyor be. İyice Asuman'a benzedin ya. Allah Allah. Ama
ilginç. Bayatlayabilecek yiyecekleri etrafta bırakmayın demişti. Sensin bayat. Elime sağlık. Evimi aynen eski haline getirin. Aynen. Ya sen iş gücü sahibi adamsın. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Şimdi eski haline döndü. Ortak. Duyduğuma göre evdeki yemekler 5 yıldızlı restoranlara fark atıyormuş. Ha? Çocuktan al haberi. Çökelekli salata yedirmiş oğlum. Çökelekli salata diyorum. Helal olsun be, helal. Ayrıca Bulut da sevmiş kızı ha. Ortak işin başından aşkın gerçekten. Yarın Nakatani geliyor zaten. Görüşeceğimiz o kadar çok konu var. Ya Japon seni seviyor oğlum. Hem görmüyor musun? Şirketler sıraya girmiş, teklif üzerine teklif yağdırıyorlar. Adam ne yapıyor? Bizi tercih ediyor. O beni sevdiği için değil, bizimle dürüst, karlı, hiçbir risk olmadan iş yaptığı için çalışmaya devam ediyor. Evet, onu biliyorum. Nakatani ortaklığında problem yok zaten. Problem, yani hayatındaki problem evdeki çalışanlarla. Neyse, sürekli çalışacak bir aşçı buldun ya, sevindim. Sürekli kalması, sürekli düzgün iş yapmasına bağlı. Şimdi yeğenimle iyi vakit geçirdi diye evin kurallarını ihmal edersen olacak? Kızın işi zor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bana bak. Yemekler güzel ha. Yemekler güzel. Yemekler güzel oğlum, güzel. Heiten jikan wa nanji desu ka? Arkadaşlar biliyorsunuz bu ka soru 2 ama birlikte okuyorsunuz desu ka. Notarım bu çok önemli. Bu arada hatırlatayım. Daha önce bahsettiğim Türk-Japon Dostluk Derneği'nin organizasyonu bu gece. Mutlaka gidin, pratik yapma fırsatını kaçırmayın, olur mu? Nazlı, tamam mı Nazlı? Hocam, ben gelemem. Yani ben gündüzleri çalıştığım için ödevlerimi sadece akşamları yapabiliyorum. Ama Nazlıcığım, pratik yapmak ödevden daha önemli. Bence mutlaka katılmalısın. Haklısınız. Özür dilerim hocam, söz veriyorum geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Efendim? Tamam İkbal Hanım, teşekkürler. Nerede buluşuyoruz, neresi olayım yemek ha? Yuh! Ya insan bir emeğe saygı duyuyor ya. Arkadaşım emeğe saygı biraz ya. O kadar emek verildi bu kurabiyelere. Nazmi Hanım. Ferit Bey, evde ne işiniz var? Burası benim evim. Evet. Ama benim evde olacağınızdan haberim yoktu. Kendi evimde oturmak için kimseye haber vermek zorunda değilim. Evet, değilsiniz. Bunları çöpe atmışsınız. Annem nimet çöpe atılmaz der. Eğer yemeyecekseniz söyleyin bana. Ben kuşlara falan veririm bahçede. Benim bahçemde vermediğiniz sürece ne yaparsanız yapın. Senin bahçene kuş mu gelir be? Soğuk ne mahalle? Ayrıca... Bugün evde çalışacağım. Akşamüstü çıkacağım. Evde yemek yemeyeceğim. O yüzden yemek hazırlamanıza gerek yok. Tamam, ben o zaman ortalığı toparlayayım. Evde çalışırken ortalıkta hareket olmasından hiç hoşlanmam. O yüzden ne yapacaksınız yarın yaparsınız. Çıkabilirsiniz, izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İnsan önceden haber verir. O kadar yol boşuna gelmezdik. Şefim, kurabiyeler harika. Şu minnak kurabiyelerimi kıyıp çöpe atmış, düşünebiliyor musun? Sadrazam Hazretleri'nin torunu çünkü. Ay Fatoş, ben gerim gerim geriliyorum ya. Dün akşam Asuman, bugün Ferit Bey. Halbuki o gece ne güzeldi değil mi küçük Bulut'la? Ferit'le de böyle ufak ufak yakınlaşmalar falan. Fatoş, canım zaten davul gibiyim, germe beni. Aman canım, sen de her şeye gerilme o zaman. Allah Allah.
Bak ne yapalım biliyor musun? Biz seninle çıkalım çimlere. Şöyle toprağa bir ayağını bas, bütün negatifini şöyle bir boşalt. Ben negatif enerjimi nasıl boşaltacağımı biliyorum. Türk-Japon Dostluk Derneği'nin daveti var. Ona gideceğim. Söz de vermiştim zaten, çıkar aradı. Ne zaman? Bu akşam. Gelin biraz pratik yaparsınız dediler. Tamam o zaman, seni ben giydiriyorum. Hayır canım, teşekkür ederim. Ben senin beni nasıl giydirebileceğini dün akşam gördüm. Adımız çıkıyordu mahallede. Ya onunla bu bir mi? Allah Allah, onun konsepti başkaydı, bunun konsepti başka. Konseptine göre giydirdik herhalde. Ayrıca sana bitirme tezimi giydireceğim. Zaten senin üstünde dikmiştim biliyorsun. Onu giyeceksin, davete bir gireceksin. Japonlar böyle vaysan diye kalacaklar. Yok canım, teşekkür ederim. Bana hiç güven vermedin. Ben giydiriyorum, bitmiştir. Ferit, hı, bu Mr. Nakatani ile gireceğimiz yerin tarihi neydi? Önümüzdeki ayın 7'si. Bizi Japon Türk Kardeşliği Derneği'nin gecesine davet etmiş ha? Evet, sponsor olmuş geceye. İyi, orada da eşlik ederiz kendisine, sıkıntı yok. Ben gitmeyeyim diyecektim ama doğrudan kendisi arayıp davet etti. Adam Türkçeyi çözdü oğlum sayende. Bırakır mı seni hiç? Bayılıyor muhabbetine. Dün akşam nasıldı? Adamlar okey. Paraları var. Yatırım yapacaklar. Da o mekan neydi ya öyle? Hakikaten söylediğin gibi yani. Ne kadar zengin adam almışsa, kadın varsa hepsi oradaydı. Asla gitmemen gereken bir yer. Allah'tan gitmemem gereken yerlere gitmekten beni kurtaran bir dostum var. Ama bu akşamki etkinliğe ikimizin de katılması gerekiyor. O yüzden hadi git de hazırlan. It's a great organization, Mr. Nakatani. I really appreciate it. Our organization has organized it. Ferit Bey, Engin Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için biz teşekkür ederiz Bay Nakatani. Türkçem çok kötü. Özür dilerim. Sizin Türkçeniz benim Japoncamdan çok çok daha iyi. Hoş geldiniz hanımefendi. İçecek bir şeyler alır mıydınız? Alkolsüz ne var? Peki, böyle meyve suyu var. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işin var burada? Kusura bakmayın Ferit Bey. Mesai saatleri dışında ne yaptığımı patronuma rapor etmiyorum. Ben sadece ne işin olduğunu merak ettim. Japon kültürüne meraklısın. Meraklıyım tabii. Benim çok çeşitli ilgi alanlarım var. Hayatımın sadece sizin mutfağınızdan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz umarım. İyi eğlenceler Nazmi. İyi eğlenceler Ferit Bey. Her yer senin tapulu malın çünkü. Buraya da karış. Nedir? Ferit gelmiş. Her zamanki gibi ortağı Nakatani'nin yanında. Engin var bir de. Pusula Holding'den başka kimse yok. Nakatani de eşiyle gelmiş. Kadın Japonca'dan başka bir dil bilmiyor. Girelim. Mr. Nakatani. Konnichiwa. Konnichiwa. Hanımefendi. Efendim eşim Demet. Mr. Nakatani. Konnichiwa. 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 Bay Nakatani, böyle güzel davetler olmasa inanın sizi göremeyeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. İstanbul'u her ziyaretinizde ortağınız Ferit Bey sizi misafir ediyor. Üzülüyoruz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Hakan. Ferit Aslan. Gerçekten genç, başarılı, yetenekli bir iş adamı. Aa, konut işinde de gayet iyi. Ama siz de takdir edersiniz ki biz de marina işinde gayet iyiyiz. Ferit şirketini yeni bir maceraya sürüklüyor. Umarım üstesinden gelir. Hakan, bu iyi hazırlanılmamış konuşmanı daha ne kadar dinleyeceğiz? Mr. Nakatani, size şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki iş ortaklarınızı yanlış seçtiğinizi düşünüyorum.
Başka alternatifleri de değerlendirmeniz gerek. Ferit san とは長年築き上げてきた関係があります。申し訳ありませんが、今のお話だけでその関係が崩れることはありません。今日はお越しいただいて本当にありがとうございました。Ferit Bey'le uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir iş ortaklığımız var. Ayaküstü kurulmayan bu iş ortaklığı ayaküstü bir sohbeti de bitecek değil tabii ki. Size davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi. Vay 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 vay. Seni gidiyorsun. Hoş geldin. Ne güzel bir sürpriz yaptınız ya. Ya. Neredeydin oğlum sen bu zamana kadar? Ah, Bulut amcam da amcam diye tutturdu. Çok özlemiş keratesini. Çok. Onun derdi başka ama. Abla makinede kahve var. Alsanıza kendinize. Tamam. İstiyor musun? Benim birisini yenmem gerekiyor. Benim de. Aa, hadi bakalım. Boks mu yine ya? Evet. Ha? Mavi köşede Bulut Kaya. Hadi oğlum. Bir aparkat. Bir aparkat. Ve şampiyon Bulut Kaya. Evet. Ya. Tebrikler. Abi iyi ki geldiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca yine müzik yapalım mı? Hadi. Oğlum. Oğlum. Hadi abi sen de. Hadi be oğlum. Aa sen de hadi hadi. Hadi tamam peki. Ne çalıyoruz? Geçen çaldığımızı çalalım. Tamam. Son, iki, üç, dört. Görüşürüz. Ne yaptınız? Çok dikkat affedersiniz. Hanımefendi, bu nasıl bir dikkatsizlik? Bu beyefendinin kim olduğunu biliyor musunuz? İstemeden oldu, çok özür dilerim. Özür dilemeniz sebep olduğunuz faciayı düzeltmeye yetmiyor hanımefendi. Mr. Nakatani. Mr. Nakatani İstanbul'da benim misafirim ve hanımefendi de benimle birlikte. Öyle mi Ferit Bey? Çok özür diliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Bir de sizin misafirlerinizmiş. Ben ne söylesem de durumu toparlasam... Bir şey söylemene gerek yok. Rica ediyorum partinin sonuna kadar başka rezillik yapma. Bak eğer istersen şoförle seni eve bıraktırabilirim. Gerek yok. Ben kendim geldim. Kendim gidebilirim. Tamam sen bilirsin. Mümkünse daha fazla içme olur mu? İyi de ben... İyi eğlenceler Nazmi. Sensin Nazmiye. Hanımefendi. Buyurun, bunlar alkolsüz. Hangisi alkollü? Bu ev o. Dur. Tamam, teşekkür ederim. Ya Ferit, şu konuştuğun kız kim? Nazmiye Hanım, evdeki aşçı. Evdeki aşçı mı? Ne oldu Engin? Önemli bir şey yok. Engin, ne oldu? Ya şu dün gece gittiğim mekan var ya, zengin abisi kızlarla iş adamlarını buluştu. Oradaydı. Öyle seksi elbiseler giymiş adamlarla takılıyordu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Moshivake gozaimasen. Hontoni... Moshivake gozaimasen. Daijoubu desu yo. Arigato gozaimasu. Siz Japonca konuşabiliyorsunuz. Çok iyi konuşamıyorum aslında. Ama kültürünüzü çok seviyorum, çok merak ediyorum. O yüzden de derslere gidiyorum. Çok güzel. Lütfen bize katılın. Gerçekten mi? Buyurun. Harika bir grup oldunuz. Mükemmelsiniz. Yalnız solistiniz eksik. Aa,
Aliye nerede? O iş bitti ya. Yine mi oğlum ya? Aa, lütfen karışma. Keşke Ferit dayım da gelseydi. Hep birlikte erkekler rock grubu yapardık. Arayalım mı? Sahi Ferit abi nerede? Oğlum, dayın Japon misafirlerini ağırdı. O yüzden gelemez. O zaman Zeynep abla, erkekler rock grubumuzun kadın vokalisti olmaya ne dersin? Ben. Evet. Demircim ben. Anneciğim naz yapma lütfen. Evet, bir kere söylemiştin. Çok güzel söylüyorsun gerçekten. İşte. Evet ama çok güzel söylemiştin. Hadi. Hadi peki tamam. Neydi? Ha, artık tamam. Hatırladım. Son, iki, üç, dört. Nonakani, usagi ga imasu. Orası bak. Aferin bana. Aa, Ferit Bey de gelmiş. Ben Bay ve Bayan Nakatani'ye moç yapan tavşanların hikayesini bildiğimden bahsediyordum. Anlıyorum. Because my wife doesn't know any languages except Japanese, she's bored. I appreciate you bring Miss Nazlı here. I'm glad Mrs. Nakatani is happy. 本当にありがとうございます。そうだ、今度日本に桜の季節にお二人で遊びに来てもらいましょうよ。Geliriz tabii. Bayan Nakatani bizi sakura mevsiminde Japonya'ya çağırıyor. Siz ve beni ayrı ayrı. Kültürümüzle çok yakında ilgilenen genç bir bayan ile tanışmak çok güzel. 本当にあなたは綺麗だし、いつご結婚なさるの？ Ne diyor? Benim çok akıllı olduğundan bahsediyor. Hmm. Ve? Yok, o kadar. Eşim soruyor. Ne zaman siz bu güzel hanımın parmağına takacaksınız yüzük? Güzel hanımıyla dans edecek misiniz? Eğer dans etmezsek Bayan Nakatani büyük hayal kırıklığına uğrar. Bayan Nakatani'yi hayal kırıklığına uğratmayı asla istemeyiz. Çiğe bu kadar dayanıklı olman şaşırtıcı. Gerçi niye şaşırıyorum ki, alışkın olman normal. Normal mi? Ben içkiye alışkın falan değilim. Ben sinirden içtim bütün gece. Yani Bayan Nakatani'nin üzerine... Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır. Sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Demet aşkım, bu Ferit'in beraber dans ettiği kız, kim bu kız ya? Sevgilisi falan mı? Ben bunu tanımıyorum. Demet Hanım. Ay ne bileyim Hakan, ayrıca da bizi ilgilendirmez bence. Enerjim düştü, arabayı çağırır mısın, eve gitmek istiyorum. Dans et bakalım Ferit Aslan, dans et. Ben sonra seninle dans edeceğim. Mehmet Bey görüşürüz. Görüşürüz. Güzel kokuyorsun. Bay Nakatani, çıkalım mı artık?
Eşim ve ben biz bahçenizde kahve içmeyi özledik. Şahane fikir Bay Nakatani. Ben de bayılıyorum o evin manzarasına. Anata mı? İşini kurarımız ya ne? Nazır Hanım da gelecek kahve içmeye, değil mi? Evet, elbette. Nereye geliyorum ben? Bak bugün beni çağırmadı, ne oldu? Her şey eğri büğrü kalmış. Bu var ya bu, düzen hastası. İstiyor ki böyle her şey yerli yerinde dursun. Bay Nakatani, jest için çok teşekkürler. Kahveden önce birer sake içer miyiz hep beraber? Olur tabii ki. Bardağın var mı? Olmaz olur mu? Yardım etmek ister misin? Dikkat et. Ay çok güzelmiş bunlar. Ben hiç görmemiştim bunları daha önce. Tabii dolapları karıştırmadığım için. Kampay. Kampay. でも今回はあなたに会えて本当に嬉しかったわ。また次回もぜひお会いできるのを楽しみにしていますね。 Şimdi sonraki sefere daha uzun vakit geçirmeye umuyorum Nazım Hanım'la. Tabii neden olmasın? Bak kahve pimdi mi? Kahve güzel olur. Artık geç oldu. Biz kalkarız. Kahve borcunuz olsun. Peki madem nasıl isterseniz kahve başka sefer olsun. Şoför sizi bekliyor, otele bırakacak. Teşekkür. Buyurunuz. Yine bekleriz. Teşekkürler. Bay Nakatani, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Ferit Bey. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Yine bekleriz. Japonya'da da inşallah. Bekleriz. İyi akşamlar. Ben çantamı alıp gidiyorum. Sake içip ölen sekiz başlı yılan hikayesi bayağı iyiymiş. Kıssadan hisse. Sake içersen ölürsün. Seninki fazla kıssadan hisse oldu. Oysa hikaye bizi şöyle uyarıyor. Duyguların esiri olma, mantığınla hareket et. Ferit aslan gibi yani. Her şey mantık çerçevesinde. Her şey kuralı kuralına ve çok sıkıcı. Evet. Peki sen duygularınla mı mantığınla mı hareket edersin? Tabii ki mantığımla. Yani mesela ben öğrenci halimle hem okuyorum hem çalışıyorum. Ayrıca bunları yaparken gezmemden ve tozmamdan da asla ödün vermiyorum. Sen beni böyle ufak tefek gördüğünde saf mı sandın Ferit Bey? Yok canım asla. Saf olmadın belli. Ay bu gece çok güzel. Bence de çok güzel. Hava da güzel. Yasemin kokuyor. Ben kalkıyordum, kalkıyorum. Gitme. Burada kal bu gece. Ha? Nazlı niye bu kadar şaşırdın? Epeydir uğraşıyordun, başardın sonunda. Burada beraberiz işte. Pardon?
Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdim. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktım. Nihayet gece evime geldim. Tamam işte, istediğin oldu. Hadi içeri girelim.